Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Die Bestellung, yani sipariş. Siparişten kasıt ne olabilir? Bu yiyecek bir şey olabilir. Pizzadan tutun da değil mi? Herhangi bir yiyecek ya da alacağımız herhangi bir ürün olabilir. Bunun ne şekilde yapıldığını, yani bu sipariş nasıl yapıldığını ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Arkadaşlar birazdan sizlerle diyalog çalışması yapacağız ama öncesinde siparişle ilgili olabilecek olası cümle kalıplarını dilerseniz inceleyelim. Öncelikle sol taraftan başlandığında arkadaşlar bir selamlaşma değil mi? Öncelikle bir selam veriyoruz. Ne diyeceğiz? Guten Tag ya da işte akşamsa ne diyeceğiz? Guten Abend diyeceğiz değil mi? Burası demek ki müşteri tarafıyken sağ tarafta arkadaşlar bu hizmeti veren evet esnaf diyebiliriz. Guten Tag ile karşılık veriyor. Was kann ich für Sie tun? Sizin için ne yapabilirim değil mi? Was kann ich für Sie tun? Sizin için ne yapabilirim? Sie wünschen bitte. Evet, ne arzu etmiştiniz? Bakın, Sie wünschen bitte. Burada bitte biliyorsunuz birçok anlamı var. Lütfen anlamını da taşıyabiliyor. Ancak buradakinin anlamı ne arzu etmiştiniz? Lütfen gibi bir anlam çıkıyor. Ya da was darf es sein, ne olsun istersiniz gibi bir anlam çıkmış oluyor. Demek ki was kann ich für Sie tun, Sie wünschen bitte ya da was darf es sein, bunların hepsi demek ki neye yönelikmiş, ne istersiniz, ne arzu edersiniz, evet buna yönelik cümle kalıpları. Evet, burada da şimdi tekrar sola bakıyoruz. Ne istediğimizi söyleyebileceğimiz kalıplar bunlar şimdi arkadaşlar. Ich möchte gern bestellen. Bestellen neydi arkadaşlar? Sipariş vermekti. Evet, ben işte bir şey sipariş vereceğim. Evet, bu noktalı yeri dilediğim gibi doldurabilirim. Ne istiyorsam değil mi? Ich möchte gern bestellen. Ya da ich möchte eine Bestellung aufgeben. Bakın arkadaşlar, ich möchte bestellen demek ki sipariş vermek istiyorum ya da bir siparişte bulunmak istiyorum deriz ya güzel Türkçede. Dolayısıyla ich möchte eine Bestellung aufgeben de diyebiliriz. Şunu isterdim diyeceğiz. Ich hätte gern bir şey, değil mi? Ich hätte gern şunu arzu ederdim. Ich dachte an, bakın denken'in geçmiş hali, preteritum hali, şunu düşünüyordum değil mi? Mesela şunu istiyordum, şunu düşünüyordum derken ich dachte an ya da bunu şimdiki zamanda da kullanabiliriz. Ich denke an, şunu düşünüyorum. Yani bunu geniş zamanda düşünüyoruz. Şurayı bir toparlayalım isterseniz arkadaşlar. Ich möchte gern bestellen demek ki şunun siparişini vermek istiyorum diyebileceğim bir soru kalıbı, bir başka soru, düzeltiyorum cümle kalıbı ya da sipariş kalıbı diyelim. Ya da şöyle de diyebilirim. Ich möchte eine Bestellung aufgeben. Yani bir siparişte bulunmak istiyorum. Şunu isterdim. Ich hätte gern. Şunu düşünüyorum. Ich dachte an, tabii burada geçmiş zaman, değil mi? Şunu düşünmüştüm, değil mi? Güzel Türkçe'de de öyle deriz. Şunu düşünmüştüm, değil mi? Ich dachte an ya da ich denke an, şunu düşünüyorum. Artık ne istiyorsam, değil mi? Bu bir yiyecek olabileceği gibi herhangi bir nesne de olabilir. Evet, karşımızdaki diyor ki satıcı ya da esnaf kaç adet diyecek. Stück neydi arkadaşlar? Adet demekti. Kaç adet diyecek olursak demek ki wie viel Stück dememiz gerekiyor ya da karşı taraf bunu soracaktır wie viel Stück diye. Ya da kaç adet olsun diyecek olursa, bakın burada dürfen modal fiili kullanılmış. Dolayısıyla wie viel darf es sein? Bakın arkadaşlar demek ki wie viel Stück kaç adet ya da wie viel darf es sein? İkisi de demek ki aynı anlama geliyor. Kaç adet olsun istersiniz gibi. Tabii biz bunu söylediğimizde karşı tarafta bu olmayabilir değil mi? Bu ürün, bu mal karşı tarafta olmayabilir. Dolayısıyla ne diyecek satıcı? Üzgünüm diyecek değil mi? Tut mir leid değil mi? Bunu daha önceden de gördüğümüzü hatırlıyorum. Neydi tut mir leid? Üzgünüm demekti değil mi? Das haben wir nicht im Angebot. Bunu biz size sunamıyoruz anlamına geliyordu değil mi? Das haben wir nicht im Angebot. Ya da varsa hiç sıkıntı yok, hiç problem değil diyecek olursak demek ki kein Problem
dememiz gerekiyor ya da satıcının bunu bize söylüyor olması, değil mi, gerekiyor. Dilerseniz burayı da bir tekrarlayalım. Demek ki üzgünüm derken tabii satıcı biz de olabiliriz, değil mi? Ya da karşı tarafta olabilir. Her halükarda bu kalıpları biliyor olmamız lazım. Dolayısıyla üzgünüm demek ki neymiş? Tut me leid demekmiş. Bu bizde, elimizde yok. Böyle bir şeyi size sunamıyoruz anlamı taşıyan. Das haben wir nicht im Angebot denilebilir. Bakın burada das Angebot hatta indirimlerde kullanılıyor bu arkadaşlar. Sunulan anlamına geliyor. Das Angebot diye. Dolayısıyla das haben wir nicht im Angebot, bu kalıba bakıldığında biz bunu size sunamıyoruz. Yani böyle bir hizmet veremiyoruz gibi bir anlam taşımış oluyor. Ya da hiç sıkıntı yok, bunu yaparız anlamına gelen kein Problem, yani problem yok, bunu hallederiz anlamına gelen kein Problem yapısında görüyoruz. Ondan sonra tekrar buraya geliyoruz arkadaşlar. Bu cümleye baktığımızda ab wann können Sie liefern? Ab neydi? İtibaren demekti, değil mi? Bis neydi arkadaşlar? E kadar. Dolayısıyla ab wann ne zamandan itibaren, hangi tarih itibariyle ya da hangi saat itibariyle diyecek olursak ab wann können Sie liefern? Liefern arkadaşlar bir ürünü yollamak, göndermek anlamına geliyor. Dolayısıyla liefern neymiş? Kurye aracılığıyla göndermek diyebiliriz liefern için. Dolayısıyla hangi vakit itibar, değil mi? Ne zamandan itibaren gönderebilirsiniz derken ab wann können Sie liefern kalıbını kullanmam gerekiyor ya da ne zamana kadar gönderebilirsiniz derken bis wann können Sie liefern diyeceğiz. Demek ki ab wann können Sie liefern hangi tarih, hangi saat itibariyle gönderebilirsiniz ya da bis wann können Sie liefern hangi vakte kadar gönderebilirsiniz anlamına geliyor. Evet, satıcı ne diyecek? İşte şu tarihe kadar diyecek olursa bis zum, evet, tarihlerde bunu görmüştük değil mi? Ne diyebiliriz mesela? 1 Nisan'a kadar diyecek olursak 1 Nisan dediğimizde Nisan neydi? 4. aydı. 1. 4. derler ya, güzel Türkçe'de ne deriz? 4. ayın 1'i deriz değil mi? Ancak Almanca'da bu 1. 4. diye yorumlanıyordu. Bunu zaten ayrıntılı şekilde sıralama sayılarında görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videosunu incelesin. Bakın burada bis zum ersten vierten demek ki 1 Nisan'a kadar anlamı gelmiş oluyor değil mi? Ya da siz bizden şu tarih itibariyle ya da şu gün bizden haber alacaksınız diyecek olursak Almanca'da Sie hören von uns am. Yani hören neydi? Duymak, işitmek demekti. Yani biz sizi şu tarihte, şu gün bilgilendiriyor olacağız derken ne diyeceğiz arkadaşlar? Sie hören von uns am. Mesela ne diyebiliriz? Cuma günü biz size haber veriyor olacağız diyeceğiz. Ne olacak o zaman bu? Sie hören von uns am Freitag. Söz gelimi değil mi? Ya da işte saati de verebiliriz. Saat 14'te mesela. Um 14 Uhr şeklinde bunu bu örneği çoğaltabiliriz. Demek ki bis zum şu tarihe kadar demekmiş. Sie hören von uns am şu gün bizden haber alıyor olacaksınız demiş oluruz. Güzel Türkçe'de. Buraya baktığımızda arkadaşlar şimdi diyeceğiz ki sizin sunduğunuz bir kurye servisi var mı? Değil mi? Bieten Sie Lieferservice? Değil mi? Bieten Sie Lieferservice? Evet, tabii ki diyecek olursak. Ja, natürlich. Ya da hayır, bu mümkün değil diyecek olursa ya da olursak. Nein, das ist nicht möglich. Möglich neydi? Olası demekti. Unmöglich de olanaksız değil mi? Mümkün değil anlamında. Yani mümkün değil de diyebiliriz möglich için. Demek ki möglich mümkün, unmöglich ya da nicht möglich mümkün değil anlamı taşıyor. Tabii burada ok çektik arkadaşlar. Biraz mantık olarak belki ikileme düşmüş olabilirsiniz ama hani kalıp olarak görmekte fayda var bunu. Hani siz bir
gönderi sunuyor musunuz değil mi? Bir kurye servisi sağlıyor musunuz gibi. Bu her iki kalıbı da kullanabiliriz. Dolayısıyla bu oklara çok fazla da aldanmayalım. Evet. Bunun karşılığına söz gelimi evet bu mümkün denildiğinde ne diyeceğiz? Teşekkür ederiz derken vielen Dank diyeceğiz değil mi? Vielen Dank. Ve karşı tarafta evet bu halledilecektir denmiş olduğunda das wird erledigt, yani bu artık bizde, biz bunu hallediyoruz anlamını taşıyan das wird erledigt kalıbını kullanabiliyoruz ya da karşı taraf bunu kullanabiliyor. Dilerseniz buna dair bir diyalog çalışmasını yapmadan önce bir tekrar yapalım arkadaşlar. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Sie wünschen bitte? Sie wünschen bitte? Was darf es sein? Was darf es sein? Ich möchte gern bestellen. Ich möchte gern bestellen. Ich möchte gern eine Bestellung aufgeben. Ich möchte gern eine Bestellung aufgeben. Ich hätte gern, ich dachte an, ich denke an. Ich hätte gern, ich dachte an, ich denke an. Wie viel Stück, wie viel darf es sein? Wie viel Stück, wie viel darf es sein? Tut mir leid, das haben wir nicht im Angebot. Tut mir leid, das haben wir nicht im Angebot. Kein Problem. Kein Problem. Ab wann können Sie liefern? Ab wann können Sie liefern? Bis wann können Sie liefern? Bis wann können Sie liefern? Bis zum. Bis zum. Sie hören von uns am. Sie hören von uns am. Bieten Sie Lieferservice? Bieten Sie Lieferservice? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Nein, das ist unmöglich. Nein, das ist nicht möglich. Vielen Dank. Vielen Dank. Das wird erledigt. Das wird erledigt. Arkadaşlar, öğrenmiş olduğumuz bu kalıplardan yola çıkarak bir siparişte bulunacağız şimdi. Bu siparişte arkadaşlar yaş pasta ile ilgili bir diyalog, bir diyalog çalışması olacak. Yani biz şimdi bir yaş pasta satıcısıyla nasıl, ne şekilde konuşuruz, nasıl sipariş veririz onu bir inceleyelim. Öncelikle bir selamlaşıyorduk değil mi? Guten Tag değil mi? Karşımızda da satıcı kişi ne diyecek? Guten Tag, ne isterdiniz derken Was kann ich für Sie tun? Size nasıl yardımcı olabilirim anlamına gelen Was kann ich für Sie tun? Buraya baktığımızda Ich möchte gern eine Bestellung aufgeben. Bir sipariş vermek isterim. Değil mi? Ich möchte gern eine Bestellung aufgeben. Bir sipariş vermek isterim diye karşımızdakine söylüyoruz ve karşımızdaki ne diyor? Gerne, bakın burada şimdi yaş pasta olduğu için bunun Almanca karşılığı neydi? Torte. Evet, kaç tane yaş pasta olsun istersiniz deniliyor. Wie viel Stück Torten darf es sein? Değil mi? Kaç adet olsun istersiniz? Ya da kaç parça anlamına gelen. Buraya baktığımızda arkadaşlar Ich hätte gern vier Torten für eine Geburtstagsparty. Demek ki 4 tane yaş pasta istiyorum. Geburtstagsparty neydi arkadaşlar? Bir doğum günü partisi için 4 tane yaş pasta siparişinde bulunuyoruz değil mi? İsterdim diyoruz. Bieten Sie Lieferservice. Lieferservice neydi arkadaşlar? Kurye servisiniz var mı anlamında bieten sunmak demek. Dolayısıyla kurye servisi sunuyor musunuz anlamına gelen bieten Sie Lieferservice demiş oluyoruz. Karşımızdaki de bunu evet tabii ki diye karşılıyor. Dolayısıyla ja natürlich demek ki ja natürlich evet tabii ki anlamına geliyor. Ondan sonraki bizim sorumuz neymiş bakalım. Bis wann können Sie liefern? Ne zamana kadar bunu yollayabilirsiniz değil mi?
diye soruyoruz ama bir açıklama daha getiriyoruz. Bakın, die Party findet am Samstagabend statt. Stattfinden ayrılabilir fiili vuku bulmak, gerçekleşmek anlamında. Dolayısıyla parti cumartesi akşamı gerçekleşiyor diyoruz değil mi? Ne zaman gönderebilirsiniz diye sorduğumuzda karşı tarafta bize ne diyor? Bakın. Sie hören von uns am Freitagabend. Evet, bizden cuma akşamı haber alacaksınız anlamına gelen Sie hören von uns. Evet, bizden işiteceksiniz, duyacaksınız anlamına geliyor değil mi? Ancak güzel Türkçemizde ne deriz? Cuma akşamı size haber vereceğiz değil mi? Haber veriyor olacağız anlamına geliyor. Bunun karşılığında biz ne diyoruz? Çok teşekkür ederiz. Vielen Dank diyoruz değil mi? Vielen Dank. Ve karşı tarafta neyin taahhüdünü veriyor? Bu hallolacaktır değil mi? Das wird erledigt. Bu hallolmuştur, bu hallolacaktır anlamına gelen değil mi? Das wird erledigt karşılığını görüyoruz. Dilerseniz bu çalışmayı sizlerle arkadaşlar interaktif bir şekilde yapalım. İnteraktif çalışmayı bilenler hatırlayacak olursanız neydi, karşılıklı olarak yapılıyordu. Bilmeyenler için şunu söyleyelim. Sol tarafı ben yapıyor olacağım. Siz de satıcı kısmını söylüyor olacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra rolleri değişiyor olacağız. Hazırsanız dersimiz, daha doğrusu bu diyalog çalışmamız başlasın. Bu gereken boşluğu size tanıyor olacağım arkadaşlar. Buradan ben sol tarafı demek ki okuyor olacağım. Sizler de sağ tarafı okuyor olacaksınız. Hazırsanız bu diyalog çalışmamız başlasın. Şimdi sol tarafı ben okuyorum. Hazırsanız başlayalım. Guten Tag. Ich möchte gern eine Bestellung aufgeben. Ich hätte gern 4 Torten für eine Geburtstagsparty. Bieten Sie Lieferservice? Bis wann können Sie liefern? Die Party findet am Samstagabend statt. Vielen Dank. Arkadaşlar isterseniz tekrarlayalım. Guten Tag. Ich möchte gern eine Bestellung aufgeben. Ich hätte gern 4 Torten für eine Geburtstagsparty. Bieten Sie Lieferservice? Bis wann können Sie liefern? Die Party findet am Samstagabend statt. Vielen Dank. Arkadaşlar şimdi dilerseniz ben sağ tarafı okuyor olacağım. Sizler de yani bu sefer ne yapıyor olacaksınız? Siz müşteri olacaksınız. Ben de esnaf olacağım. Yani sağ tarafı söylüyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Gerne. Wie viel Stück Torten darf es sein? Ja, natürlich. Sie hören von uns am Freitagabend. Das wird erledigt. Arkadaşlar dilerseniz tekrar başlayalım. Hazırsanız sizdeyiz. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Gerne. Wie viel Stück Torten darf es sein? Ja, natürlich. Sie hören von uns am Freitagabend. Das wird erledigt. Die Bestellung, yani sipariş adlı dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık arkadaşlar? Sipariş kalıplarını gördük ve ardından interaktif olarak diyalog çalışmasını gerçekleştirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.